Anadolu Selçuklularının atası ve kurucusu kabul edilen Süleyman Şah'ın 4 Haziran 1086'da Ayn Saylan bölgesinde Alparslan'ın oğlu Tutuş ile girdiği savaşta öldürülmesi sonucu oğulları Kılıç Arslan ve Kulan Arslan Tutuş tarafından Melikşah'a teslim edildiler. Saltanat naipleri Ebul Kasım ile Ebul Gazi Anadolu Selçuklu'yu birkaç yıl yönettiler. 1092 yılında Melikşah'ın vefatının ardından Büyük Selçuklu taht varisleri savaşlara tutuştular. Bu da merkezi otoriteyi zayıflattı. Anadolu, Suriye ve Irak'taki beylikler devletlere dönüşmeye başladı. Ayrıca Ebul Kasım'ın yokluğunda Doğu Romalılar Anadolu Selçuklu topraklarını taarruz ederek bazı kazanımlar elde ettiler. Sultan Melikşah'ın 1092 yılında vefat etmesiyle Kılıç Arslan ve kardeşi Anadolu'ya geldiler. İznik'e girdiklerinde halk ve ordu kendilerini selamlayarak tabi oldular. 1. Kılıç Arslan resmen Anadolu Selçuklularının 2. sultanı ilan edildi. Melikşah'ın vefat etmesini fırsat bilen beyler devletlerini ilan etmeye başladılar. Anadolu Selçuklularının yanında doğuda Danişmendiler, Mengücekliler ve Saltuklu gibi Türk beylikleri bulunurken batıda da Çaka Beyliği ve Tanrıbermiş Beyliği bulunmaktaydı. Çaka Bey ilk Türk donanmasını İzmir'de kurdu ve günümüzde Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluşu tarihe 1081 olarak geçti ve armada yerini aldı. Çaka Bey'in hedefi doğrudan Konstantinopol'ü almak olduğu gibi Kılıç Arslan'a en büyük rakip de kendisiydi. Sultan Kılıç Arslan El Gazi'yi ordu komutanlığından alarak yerine Muhammed İlhan'ı tayin etti. Anadolu Selçuklularının taht boşluğu yaşadığı dönemde Doğu Roma Peçenek tehdidini rahatlıkla ortadan kaldırdıktan sonra gözünü tekrar Anadolu'ya dikti. Bunun üzerine Kılıç Arslan komutan Muhammed İlhan'ı Doğu Roma topraklarına sefere çıkardı. Malatya'ya doğru yöneldi. Bu hareketiyle Danişmendilerin büyümesine de mani olacaktı. Kılıç Arslan Malatya'yı kuşatma altına aldı. Tam bu sırada Papa'nın çağrısıyla toplanan Haçlılar Anadolu'ya doğru ilerlemeye başladılar. Bu haber Kılıç Arslan'a ulaştığında kuşatmayı kaldırarak geri dönmek zorunda kaldı.
siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri amaçlar taşıyan Haçlı seferleri, kilise tarafından dini sebepleri ön plana çıkarılarak Avrupa'da büyük bir katılım sağlanmış seferlerdir. Esas amaç kutsal toprakları ele geçirmekti. Pierre Hermite komutasında 1. Haçlı ordusu Konstantinopol'e vardığında Doğu Roma İmparatoru tarafından karşı yakaya geçirildi. Fransızlar ve Almanlardan oluşan bu ordu kuru kalabalıktan ibaretti. Bu sefere halkın Haçlı Seferi ya da köylülerin Haçlı Seferi ismi verildi. Bu düzensiz Haçlı ordusu henüz İznik'e varmadan Muhammed İlhan ve Kılıç Arslan'ın kardeşi Kulan Arslan tarafından bozguna uğratıldı. Bu saldırılar Selçuklular tarafından kolaylıkla püskürtüldü. Ancak bu sonuç Selçukluların Haçlıları hafife almasına neden oldu. Arkadan gelen esas Haçlı ordusu, askerlik sanatını iyi bilen zırhlı şövalyelerden oluşan dük ve kontların komutasındaki kalabalık orduydu. Bu esas ordu Doğu Roma İmparatoru ile anlaştı ve Anadolu'da ele geçirilecek yerleri Romalılara teslim edeceklerdi. İmparator Komnenos bu esas orduyu Anadolu yakasına geçirdi ve kendi birliklerini de kılavuz göreviyle Haçlı ordularına dahil etti. Haçlılar ilk hedef olarak Selçukluların başkenti İznik'i 6 Mayıs 1097'de kuşattılar. Kuşatma devam ederken şehirden çıkan Türk birlikleri Huruç Harekatı ile ani bir taarruza girişti. Ancak bunlar başarılı olamadı. Kılıç Arslan İznik önlerine ulaştığında Haçlı ordularına saldırı gerçekleştirdi. Ancak bu saldırı başarısız oldu ve geri çekilmek zorunda kaldı. Neticede Doğu Roma ile anlaşma yapıldı ve şehirdeki Türkler 19 Haziran 1097'de şehri teslim ettiler. Sultan 1. Kılıç Arslan, Anadolu'da bulunan danışmendiler ile birleşerek Haçlılar üzerine yürüdü. 1 Temmuz 1097'de yapılan savaşta Kılıç Arslan ve müttefiki başarısız oldu ve tekrar geri çekilmek durumunda kaldı. Kılıç Arslan bu başarısızlıklar üzerine yine de pes etmedi. Anadolu içlerinden ilerleyen Haçlı ordularına sürekli atlı birlikleriyle vurkaçlar yaparak onları yıpratmayı başardı. Tüm bu çabalara rağmen Haçlılar Urfa ve Antakya'yı ele geçirerek burada birer kontluk oluşturdular. Suriye'ye ilerleyen diğer birlikler Trablus kontluğunu da kurdular. Ve nihayetinde 15 Temmuz 1099'da Fatımi yönetimindeki Kudüs'ü ele geçirdiler. Şehre girdiklerinde önlerine gelen herkesi kılıçtan geçirdiler. İznik'in düşmesinin ardından Kılıç Arslan başkentini Konya'ya taşıdı. Ve Selçuklular son bulana kadar da başkent burası kalacaktır. Danışmendiler bölgedeki Haçlılar ile savaşmaya devam ettiler. Malatya yakınlarında bir meydan muharebesi gerçekleşti ve danışmendiler Haçlı komutanı Bohemond'u 1100 yılında esir almayı başardılar. Avrupa'dan toplanan yeni Haçlı birlikleri Anadolu'ya geçiş yaptılar.
Amaçları Orta Doğu'da bulunan kontluklara ve Kudüs Krallığına takviye birlik oluşturmaktı. 1101 yılında ilk kol Bohemond'u kurtarmak için Ankara üzerinden Selçuklu topraklarına girdi. Bu birlik Kılıç Arslan ve Danışmendli Ahmet Gazi tarafından imha edildi. Anadolu'ya giren diğer iki kol da Kılıç Arslan tarafından imha edildi. Çok az miktarda asker kaçarak Antakya'ya ulaşabildi. Kılıç Arslan, Haçlı saldırılarının verdiği zararları kapatmak üzere İmparator Komnenos ile barış yaptı. Zira Danışmendliler ne kadar müttefik de olsalar Selçukluların en büyük rakipleriydiler. Ve Haçlılara karşı yürüttüğü savaşlar neticesinde Anadolu'nun en kuvvetli devleti haline geldiler. 1105 yılında Danışmendli Ahmet Gazi ölünce Kılıç Arslan bunu fırsat bilerek Malatya'yı yeniden kuşatma altına aldı. Yağızcan tarafından şehir Kılıç Arslan'a teslim edildi. Kılıç Arslan, Doğu Anadolu'daki küçük beylikleri kendi idaresine aldıktan sonra Büyük Selçukluların hüküm sürdüğü Musul'u almak için Malatya'dan harekete geçti. Kılıç Arslan şüphesiz tüm Selçukluların lideri olmayı planlıyordu. Zira bu sırada Büyük Selçuklular taht savaşları veriyorlardı. Kılıç Arslan Nusaybin'e geldiğinde Emir Çavlı'da büyük bir ordu ile kendisini karşıladı. Kılıç Arslan Nusaybin'de Emir Çavlı'nın ordusunu yendi ve 22 Mart 1107'de Musul'a hakim olmayı başardı. Bu sırada Büyük Selçuklu tahtında Muhammed Tapar bulunuyordu. Musul'da hutbeler artık Anadolu Selçuklular adına okutulmaya başlandı. Nusaybin'de mağlup olan Emir Çavlı büyük bir ordu meydana getirerek yeniden Kılıç Arslan'ın üzerine yürüdü. İki ordu Habur Çayı kenarında karşılaştı. Bu savaşta Kılıç Arslan'ın birlikleri mağlup oldu. Kılıç Arslan tüm çabasına rağmen bozgunu önleyemedi. Ordusu geri çekilirken kendisi de çekildi. Canını kurtarmak için Habur Nehri'ne atladı. Kendisi ve atının zırhlarından dolayı nehri geçemedi ve 1107 yılında boğularak vefat etti. Sultan 1. Kılıç Arslan döneminde Anadolu Selçuklular büyük bir buhran dönemini zor da olsa atlatarak varlıklarını devam ettirdiler. Ve her ne şartta olursa olsun Anadolu'nun en kudretli devleti olmaya devam ettiler. 1. Kılıç Arslan devleti bu kaos ortamından çıkararak Anadolu topraklarında payidar kılması devleti geliştirecek siyasi zemini hazırlamıştı. Bu sayede kendisinden sonra gelecek halefleri için daha düzenli bir devleti oluşturarak Anadolu Selçuklu'nun ikinci kurucusu olarak tarihe geçmiştir.